Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuklarımız Ahmet Akcan ve Kemal Belgin'le konuşacağız. Birazdan programımıza Beşiktaş'ta başlıyoruz bugün. Hazırlık maçında Mainz'la karşı karşıya geldi siyah beyazlılar ve tek golle kazanmayı başardı. Gelin hem özeti hem de ardından yapılan açıklamaları izleyelim. Ardından programımıza başlayacağız. Evet, Kemal Belgin ve Ahmet Akcan'la olduğumuzu söylemiştik efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Size de iyi yayınlar diliyorum. İyi bir de hafta sonu diliyoruz. Herkese de iyi hafta sonları diliyorum. Cumartesi değil mi bugün? Evet. Cumartesi. Valla bu tatiller yüzünden ben günleri şaşırdım. Açık söyleyeyim yani. Hepimiz öyle olduk. Vallahi. Kemal abi o kadar yoğun ki program. Yani ligin oynandığı dönemde bir tek maçları takip ediyorduk. Şimdi her gün onlarca transfer takip etmek zorunda kalıyoruz. Tabii bir de hazırlık maçları var. Bir taraftan takımların hazırlıkları neden ama var. Neden biliyor musun öyle sıkıntıya giriyoruz? Kulüpler de para bol. Hepsi petrol bulmuş. Maden çıkmış doğru, sitelerinde falan. Doğru. Hani işte, orada onun için rahat rahat transfer bir yapıyor. Bir de o paraları kulüplerin cebinden almak isteyen menajerler var. Tabii. Kulüplerin hiç ilgilenmediği futbolcuları bile bize servis ediyorlar sanki kulüpler çok istiyormuş gibi. Yediriyorlar yüzden... ama Ahmetciğim yediriyorlar. Evet. Yersen yapılır. Bu arada da İtalyanlar çok kurnazlaştı. O kadarını söyleyeyim. Sahip söylüyorsun. Evet evet yani bugünkü programda da birçok örneğini birlikte konuşacağız. İtalyanlar burada. Ama ezelden beri öyledir zaten yani. Geçen programda sordum acaba Kayseri ile bir bağlantısı var mı onların diye. Kimin? İtalyanların. Kayserililer pazarlığı iyi bilirler ya. Peki. Şimdi Beşiktaş'la başladık. Mainz'la oynanan hazırlık maçını ekrana getirdik. Tek golle kazandı. Tabii bir Alman ekibine karşı evet. Hazırlık maçları ne kadar ölçüdür bunu da ayrıca belki konuşuruz ama Beşiktaş yeni transferleriyle bir galibiyet elde etti. Kemal Belgin isterseniz sizinle başlayalım. Nasıl gördünüz Beşiktaş'ı? Vallahi şöyle ben bu hazırlık maçlarına sağlıklı bir değerlendirme olarak bakmam. Çünkü neden? Takım değiştiriyorsun oyun boyunca. Yani hoş ligde de şimdi 5 değiştiriyorsun. Kaleci hariç dersek takımın yarısını da onlar da hazırlık maçı haline geldi. Ama bir Alman takımıyla, birinci lig takımıyla değil mi? Hı hı. Oynayıp bir hazırlık maçını kazanmak en azından bir moral motivasyon verir. Hani oyunculara, antrenöre, işte kim varsa orada yetkili, görevli filan verir. Ben en çok o güzel golü Cenk'in atmış olduğuna sevindim. Yani ben bu gönülden, ben Cenk'i karşılıklı şimdi sokakta görsek, hani ben onu tanırım, belki o da beni tanır, merhaba merhaba der, geçeriz, bir şeyimiz yok. Ama Beşiktaş iyi bir paraya sattıydı Cenk'i benim aklımda kaldığı tabii. Kadarıyla. 23 milyon. 23 milyon. Değil mi? Euro. Büyük para. Oradan işte orası burası falan derken döndü geldi şimdi Beşiktaş'a. Ben Cenk'i Beşiktaş'a geldiği günden, Beşiktaş'ta oynadığı günlerden beri benim tuttuğum santrforlardan biriydi. Yani o dönem için bizim ligde oynayan ilk 3 arasına almıştım. Kendi görüşüm, yanılabilirim. Sonra işte oraya buraya falan filan başarılı oldu, sakatlandı, yarım kaldı, şu kaldı, bu kaldı. Şimdi geldi döndü Beşiktaş'a. Bu son hazırlık maçı yani Mainz'da oynanan hazırlık maçında benim üstünde en çok durduğum nokta Cenk. O golü benim tanıdığım eski Cenk olarak güzel attı. Tabii şimdi... Benim bu Beşiktaş'ın yaptığı transferler Fernandes, o Sais nedir o? Sais, stoper. Santrfor. Weghorst. Gibi. Muleka. Kağıt üzerinde bunlar yani iyi transferler, yararlı olacak transferler gibi gözüküyor. Benim Beşiktaş'la ilgili yeni sezondaki bir numaralı soru işaretim üçlü savunmadır. Ben o soru işaretimi hala kafamdan atmış değilim. Şöyle bir araya gireyim. Valerian İsmail'in de az önce basın toplantısında açıklamalarını izledik. Diyor ki geçen sezon üçlü oynama görüntüsü verdik ama bu konuda esneyiz diyor. Belki de bu sezon bazı değişiklikler yapabileceğiniz sinyali olarak da anlaşılabilir tabii.
Ben Ahmet Hocam'a güzel bir pas atayım tabii ayağımın ki. İçiyle. Buyurun. Buyur. Ya İsmail Hocam, evet öndeki üçlüyü değiştirmekten bahsetti. Yani bu sene taviz vermeyeceği bence birinci konu defanstaki üçlü. Üç tamam, önündeki dört de tamam. Onun önündeki üçü geçen sene biraz daha 2-1 şekliyle oynamıştı. Ama bu sene antrenmanlarda 1-2 diye oynatıyor. Kaldı ki gelen bilgiler de, hatta kadro yapısı da buna daha uygun. Şimdi diyoruz ki Weghorst transfer, Cenk santrofor transfer, iyi performans sergiliyor. İşte golü de sen anlattın. Muleka santrofor, Cenk de Muleka da biraz sağ iç, sol iç kulvarlarında da oynayabilirler ama antrenmanlarda genelde o dörtlü defansın önünde o eski, bizim on numara tabir ettiğimiz görev tanımıyla biraz daha fazla Gezal'ı oynatmayı düşünüyor. Önde de iki tane santrofor. O iki santrofordan Weghorst Cenk de olsa, Muleka Cenk de olsa, Muleka Weghorst da olsa bence çok etkili olabilecek. En azından iki tane santrofor var. Tabii geçen sene Pereira döneminde bu üçlü defansı çok konuştuk. Evet. Yani ben de Pereira'nın o zamanki açıklamalarına sonuna kadar katılıyorum. Sağ içindeki dizilişten çok o dizilişin oyun anlayışı, oyun stratejisi çok daha önemli. O yüzden bunun büyük bir dezavantaj olabileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Ya ama o oyun anlayışı, oyun stratejisi konusunda ben Beşiktaş'tan net şunu görmeye başladım. Ki daha önceki tespitlerimden biri de şuydu. Fizik olarak, kondisyon olarak bu sene şampiyon adaylarından, daha fazla onları kıyaslamak için söylüyorum, en çok koşacak, mücadele edecek, en disiplinli olacak takım Beşiktaş görünüyor. Dünkü maçta da çok hazır gördüm. Alman Ligi bizden erken başlıyor. Mainz gibi bir takımı 1-0 yeniyorsun. Sonuç bir tarafa, Mainz dün çok sert bir takım olduğunu gösterdi. Hı hı. Önde baskı yaptılar. Lig maçı gibi korakor, çok sert mücadeleler yapıldı. Beşiktaş hem rakibin o sertliğinden yılmadığı gibi öndeki baskılarında bir o kadar da Beşiktaş sağlamdı, sertti, diriydi. Yani kondisyon olarak şu anki seviyesi itibariyle iyi durumda olan bir Beşiktaş gözlemledim kendi adıma. Bakıyorum nasıl yapıyor. Weghorst beklendiği gibi forveti bırakıp orta sahaya kadar gelip pres yapıyor. Keza Cenk öyle. Yani Beşiktaş'ın oyununa biraz da akıl lazım. Yani bu oyuncu kalitesi mücadelesine biraz da kalite katarsa, akıl katarsa şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olacak mutlaka. Hocadan da şunu gözlemlemeye başladım. Benimki sadece bir tespit. Olumsuz şu an için hiçbir şey düşünmüyorum. Hocanın şöyle bir yapısı var. Hoca çok disiplinli. İşine çok bağlı. Yani 24 saatini futbolla yatıp kalkarak geçiriyor. Bu çok güzel bir şey. Ama herkesin biraz da dinlenmeye ihtiyacı var. Yani hocayı ben bu konularda tamamıyla işine fokuslanmış bir vücut diliyle okudum. Bu hem dönem dönem onu yorabilir hem de siz olaya tamamıyla bu açıdan bakarsanız takımı da yorabilir. Ya oyuncuları bunaltabilir yani. O takımı böyle futbolun güzelliklerini yaşayabilecekleri biraz da o keyfi aldıkları, oyundan zevk aldıkları bir konuma sokmak lazım. Dün hem Sercan Dökmeye hem de Serdar Sarı'da o soruyu yönettim. Yani antrenmanlarda hoca biraz daha farklı diyorlar. Temenni ediyorum öyle olsun. Hatta bu gerginliğini biraz da Serdar olayına yordum ben. Şöyle, ya Serdar daha gencecik adam. Ben öyle bir genci her şeyiyle eleştiririm ama çalışmalardaki laubaliliğiyle eleştirmem. Serdar'dan onu ben gördüğümü de sanmıyorum. Beşiktaş öz kaynağından gelen bir gençte bunu hele hele görebileceğimizi hiç sanmıyorum. Onu oyundan çıkardı diye kızdı değil mi Serdar? Kızdı. Şimdi evet. Bu benim için önemli. Tamam, nedeni ne olursa olsun çıkardın. Ona başka türlü davranabilirdin. Göndermişsin, artık kadro dışı yapmışsın. Aradan bir gün geçmiş hala basın toplantısında kendini haklı çıkaran Serdar'ı yeteri kadar özveri göstermiyor diye eleştiren, hatta suçlayan bir tavrı
böyle bir eğiticiye ben çok yakıştıramadım. Her futbolcu %100'ünü vermeli, olmuyorsa bir karar alırım deyip aslında verdiği kararın arkasında da duruyor Valerian Smith. Ya mutlaka da ya, bunu da o futbolcuya anlatmak lazım. Ya Serdar Kemal abi oyuna girdi, 72. dakika, aradan 11 dakika geçti. Bu adam stoper, zaten sen ona ileri gitme demişsin. Geride bekliyor, rakip de o an senin üzerine çok gelmiyor. O 11 dakikada Serdar ne yaptı da onu sen işini ciddiye almıyor. Evet, Beşiktaş forması ağırdır, o armanın değeri büyüktür. Her şey çok özeldir Beşiktaş'ta, bunların hepsine katılıyorum. Ama olası ufacık bir hatada bile futbolcuyu kadro dışı bıraktın. Evet, ders olsun diye yaptın, ona da kabul. Ama aradan 2 gün geçtikten sonra bari daha futbolcunun üzerine gitme. Bir de oyuncu Türk oyuncu. Bunun altını da çizelim. 3 tane oynatmak zorundasın. O zaman şöyle gidelim. Oyuncu bir de stoper. Senin zaten eksik olan tek bölgen stoper. Yani artı. Şu an alacağım dediğin. Amacım futbolcuları kıyaslamak değil. Emirhan'ın, Rize'den Emirhan'ın üzerinde duruyorlar. Evet. Emirhan mı önde? Serdar mı önde? Benim o konuda net bir fikrim var. Ama daha sezon başı diye böyle çok olumsuz da konuşmak istemiyorum. Büyük bir ihtimalle Serdar'ı gönderecekler. O onların kararı. Orada hiçbir sorun yok. Ama biraz da futbolun bu gelişim yönünü, futbolun biraz da zevk alarak oynandığında daha büyük, daha başarılı performanslar ortaya çıkıyor. İşin bu yönünde biraz ön plana çıkarmak lazım. Çünkü aynı şey taraftar için de geçerli. Beşiktaş taraftarı tribünde keyif alıyorsa onun verdiği destek bile bambaşka oluyor ya. Uçuruyorlar takımı. O yüzden hocanın da biraz rahatlaması lazım. Beşiktaş taraftarının tarihi 1903 en eski kulüp. En büyük ve en ciddi hatası tarihi hem de Süleyman abinin aleyhinde bağırmaktır. Bir şey söyleyeyim mi? Nelere mal oldu o? Kahroldum. Kahroldum neden? Değerli, gözümde Türkiye'nin en büyük başkanlarından bir tanesi. Kesin. O dönemde Beşiktaş'ta görevdeyim. Ve tribünlerden Süleyman Seba aleyhine o tezahüratlar yapıldı. Ahmet dursun, Seba gitsin bir tarafa. Küfürlerin bile edildiğini duydum. Ben Süleyman Seba ile birlikte çalışmış olmanın onurunu, gururunu yaşadım. Onun neler yaptığını çok özel sohbetlerimizden biliyorum Kemal abi. O dönemlerde teknik direktörlerle kulüp başkanları bir araya gelip futbol konuşmazlardı. Ama biz en kötü ihtimalle 2 haftada bir Süleyman Başkan'ı ziyaret eder, onunla futbol konuşurduk. Yani bize o derece saygılı yaklaşırdı ki, onun o 4-4-2 tutkusunu sen de çok iyi bilirsin. Derdi ki hocam, ben kesinlikle işinize karışmak istemiyorum. Ama sen de iyi biliyorsun ki ben 4-4-2'yi ayrı seviyorum diye. Yani Türk futboluna bu derece büyük emekler vermiş. Tarih boyunca örnek olacak bir başkana planlı, organize bir şekilde küfür ettirenleri de biliyorum. Tribünlerden o tezahüratları yaptırmak Türk futbolundaki hata yapan insanların bence en büyük hatasıydı, en büyük ayıbı. Bugün onlar da muhtemelen pişmanlardır. Birçok Beşiktaş taraftarı da tabii katılmıyordur yani, muhakkak ki. Biz haftanın yani ortalama konuşuyorum. Evet. En az 3 akşamı beraberdik Süleyman abiyle. Ortalama konuşuyorum. Bazen 7 günde belli olmazdı. Yani o konuştuklarımız futbolla ilgili, kulüple ilgili, medyayla ilgili, her türlü yani... Yani Süleyman abi yani tarif edilemeyecek bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yani. İzin verirsen bir şey de ben anlatabilirim. Tabii hocam. Şöyle kısaca özetlersek yavaştan Fenerbahçe'ye geçelim. Bu Süleyman Seba'nın doğru anlaşılması için bence tabii çok ki önemli. Beşiktaş'ta göreve başladık. Ya bir şeyler lazım. Önemli konular. Takıma belirli konuda işte sağlamamız gereken bir ortam var. Bunu anlatıyorum. Bana deniyor ki ya başkan bunu istemez. Başkan bunu istemez. Önümüz kesiliyor sürekli. Zaten bizim onu ziyaret etmemizin temelinde de bu var. Kemal abi, biz başkanla o diyaloğu yakaladıktan sonra takıma faydalı olabilecek bütün bunları ben başkana birinci elden anlatmaya başladım. Şöyle bir anlayışı vardı. Dinlerdi, hiç yorum yapmazdı. Sıfır yorum. Konuyu değiştirirdi.
aradan iki hafta geçerdi. Derdi ki ya hocam sen iki hafta önce şöyle şöyle bir istekte bulunmuştun. Ben bunu düşündüm, araştırdım. Bu güzel bir şey, bu doğru bir şey. Talimat ver hemen yapsınlar. Yani onun konuştuğu, danıştığı, birlikte bunu denetledikleri, kontrol ettikleri insanlarla bir araya gelirdi. Kulüp için faydalı olacak her konuda önümüzü müthiş bir şekilde açtı. Bu kadar da Beşiktaş'ın kuruşunu düşünen, hata yapılmasın diye ince büyük ruhlu bir futbol adamıydı gerçekten. Allah rahmet eylesin diyelim tabii ki. Amin. Bir kez daha. Fenerbahçe ile devam edelim mi? Hayır, edelim. Neden? Peki. Sizin söyleyecek çok şeyiniz var Fenerbahçe'de. Tamam, geçelim Fenerbahçe'ye. Sarı lacivertli takımda da önemli gelişmeler yaşanıyor değerli izleyenler. Dinamo Kiev ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kadro UEFA'ya teslim edildi. Tabii olmayan oyuncular çok dikkat çekiyor, kadroda yer almayan oyuncular. Bir bakalım haberimizde, sonra devam edeceğiz. Ettiği listeyi gördük. Tabii burada en çok dikkat çeken isim Kim İnce'nin yokluğu. Kemal Belgin, hemen dönmek istiyorum size. Şimdi sezonu erken açtı Jorge Jesus'la birlikte Fenerbahçe ve savunma kurgusunu da Kim İnce'nin olduğu senaryoya göre yaptı. Ona göre hazırlandı. Dinamo Kiev maçı öncesi Fenerbahçe'nin belki de en hazır bölgesi olarak savunmayı gösterdik. Ama o karşılaşmaya Kim İnce'siz çıkacak. Acaba nasıl olacak? Takımı nasıl etkileyecek bu durum? Kaç paraya gitti? 20 milyon euro yaklaşık. Deniyor. Ben bir oyuncuyu kaça almışsam, galiba 4'e mi ne? 3'e almışım. Oynatmışım işte, ne kadar oynattıysam. Yar etinden, keminden, sütünden, öyle derlerdi. Yararlanmışım. Sonra birisi gelmiş bana, 20 milyon euroya sen bunu bana verir misin demiş. Bir saniye düşünmem. Saniye. Yani Ahmet'e bir sorsak mı? Hemen tamam, nerede para? Hemen atalım imzaları derim. O zaman şimdi, doğru bir hamle yapıldı. Şimdi futbol piyasası böyle. Yani. Ha, Kim İnce'yi futbolcu olarak nasıl değerlendirirsin diye soracak olursam, Rennes aldı onu değil mi Fransa'da? Evet. Bakalım kaç maç oynayacak. Neden? Çünkü Kim İnce yerden çok zayıf bir stoper. Ne bacak araları yedi, ne çalımlar yedi. Umarım Rende bunu işlerler, zenginleştirirler o hamlelerini. Yoksa bir gün burada Allah nasip eder de konuşursak, 6 maçtır oynamıyor falan diye veya konuşulursa beni hatırlayın. Ha, ama diyorum, 3'e aldığım bir adama biri gelip 20 milyon euro veriyorsa saniyeyi bırak, salise düşünmem. Peki o zaman Fenerbahçe açısından bu kadar hayati bir kayıp olarak değerlendirilmemeli mi? Az önce hayır, şimdi şöyle performansından bahsettiniz. Yok, değerlendirilmemeli. Nasıl olsa Jorge Jesus var, bir Portekizli getirir oraya veya bir Brezilyalı. ben bütün bizim semtte Fenerbahçe'nin adının değiştiğini söylüyorum. Yapma ya diyorlar. Nasıl olur? Portekiz Bahçe. Sizin haberiniz yok diyorum. Portekiz Bahçe. Evet, şu an takımın yarısı Portekizce konuşuyor. Brezilyalılar nece konuşuyor? Dünyada tek Portekizce konuşuyor. Geri kalanı da Türkçe konuşuyor.
Brezilya, Portekiz'e konuşan evet. yegane ülke evet. Portekiz dışında. Şimdi Portekiz bahçe diyorum, millet gülüyor. Yani benim bir başka bu konuda diyeceğim daha var. Şimdi bizim yorumcu arkadaşlarımız, öyle diyelim, buraya çıkanlar, başka ekrana çıkanlar, gazeteler. Şimdi beni eleştirecek. Ben çünkü kimince hakkında olumlu düşünüyorum. Buyur devam Peki. et Kemal abi. Başka ekrana çıkan arkadaşlar, gazetelerde yazan yorumcu arkadaşlar. Onlara bir soru sormak istiyorum. Bu Jesus işte lafı edilmeye başlandığında, işte geldi geliyor falan filan derken, geldiğinde devam edildi. Çok büyük bir hoca olarak tanıtıldı, tarif edildi. Öyle mi? Evet. Peki bu Jorge Jesus bu kadar büyük hocaydı da İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa'da 5 tane büyük Avrupa ülkesinde niye bir kulüp talip olmadı? Değil mi? Yani sana mı kalır? Olup olmadıklarını aslında bilmiyoruz. Sana mı kalır? Nasıl şartlar teklif edildi, Fenerbahçe'ne teklif etti. Ya ne olursa belki olsun sana mı kalır? Belki ona göre bir karar verdi. Benim hem yabancı oyuncularda hem de bu tip teknik direktörlerdeki en büyük sorun budur kulüplere. Sadece Fenerbahçe'ye değil. Hangi kulüp eğer gittiyse peşinden. Yani madem bu kadar dünyanın en büyük hocalarından biri ya bu 5 tane ülkeden bir tanesinin bir takım niye sahip çıkmadı ya buna? Kaç para veriyorlar sana? Fener'le mi konuşuyorsun? Atıyorum. İşte senelik 4,5 milyon euro. Biz 8 veririz derler ya. Hiç kimse talip çıkmadı. Çok isimsiz antrenör gelir. İsimli çok hocadan başarılı olur. O ayrı hikaye sonuç olarak. Hı hı. Ama bu bence Portekiz Bahçe'yi işte yavaş yavaş tanıyacağız. Ondan sonra bir de bu şey var. Mesut Özil hikayesi. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi burada bir soru soracağım. Kime diye sen de bana sor. Türkiye'deki bütün yorumculara ve gazete yazarlarına, hatta sporla alakası olmayıp köşesinde yazanlara, Mesut Özil'in o paralara, tabii daha açıklanmadı ha, Fenerbahçe transferi büyük bir yanlışlık diyen benden başka ikinci bir adam oldu mu? Olmadı. Oldu. Kim? Oradaki risklerin hepsini tek tek saydım. Mesut'un transferinden keyif aldığımı söyledim. Ben almadım. Mesut'un kalitesini söyledim. Kalite tamam. Eski Mesut. Şimdi acaba o dönemde Mesut'a o performansını sergilemesi için o ortam sağlandı mı? Şimdi ben soruyorum. Şimdi şöyle bir şey. Sağlandım ben. Şimdi farklı düşünme güzel bir Hayır, şey. Bir sene Arsenal'ın. Arsenal İngiltere Ligi'nin küme düşmemiş tek takımıdır ha. Hı hı. Tarihte. Evet. Tek. Manchester hepsi düştü. Bir tek o düşmedi. Arsenal kulübü. Alman milli takımıyla Dünya Kupası kazanmış. Evet. Real Madrid'de oynamış. Arsenal'a gelmiş orada patlamış gitmiş devam etmiş bir adamı. Bir sene oynatmıyorsa bir sene ben bunu düşünürüm. Ona cevap vereyim mi? Ver. Mesut'un oynamamasındaki en önemli neden endüstriyel futboldur. Ne demek o? İngiliz takımlarının Arsenal başta olmak üzere uzak doğuda ne kadar taraftarı olduğunu, o taraftarlar sayesinde ne kadar büyük gelirler elde ettiğini çok iyi bilenlerden biriyim. Mesut'un futbolun dışında, bakın bir futbolcu bununla ilgilenmeli mi bunu tartışabiliriz. Türklüğünden gurur duyduğu için. Dininden gurur duyduğu için oynatılmadı. Ural Türklerine verdiği destekle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra Uzak Doğu tepki koydu Arsenal'a karşı. Ya bu adamı göndereceksiniz, oynatmayacaksınız veya bunun zararlarına katlanacaksınız diye. Tamamıyla bu nedenlerden dolayı Mesut'un çok büyük bir haksızlığa uğradığını özellikle ben biliyorum. Mesut'un
bizim Cumhurbaşkanımızla olan yakın ilişkisinden dolayı haksızlığa uğradığını ben biliyorum. Yani bu konularda bu net bilgi olduğu için de... Uzak Doğu kim Ahmet ya? Ya, futbolda. Uzak Doğu Çin'e kadar hepsi. Kim futbolda Uzak Doğu? Kim olduğu önemli değil. Kemal abi, bak, Kemal abi buraya bakıyor herkes. Kemal abi buraya bakıyor. Öyle Arsenal dedi ki ben Mesut'u oynatırsam ben orada 1 milyon forma satacağım yerde bunlar yarı yarıya düşerse Mesut'tan alacağım verimin 1000 katını kaybediyorum diye. Yani işin bu boyutlarında Mesut'a kariyeri boyunca büyük haksızlık yapıldı. Ya Almanya'da bile Mesut'a o konuda Alman Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere yapılan haksızlıkları ben biliyorum Kemal abi. O yüzden bakın işin sportif boyutu bir tarafa, bu tarafa bir tarafa. Şu konuda hak veriyorum sana. Mesut'un dünyada çok geniş bir takipçi sayısına ulaştığını, evet. Mesut'un sosyal medyada ayrı işler yaptığını, Mesut'un kendi özel yatırımlarından dolayı zamanının bir kısmını belki de işine ayırdığını Fenerbahçe yönetimi bilmeliydi. Belki de bunu biliyordu ama tedbirlerini almadılar. Ama en kötüsü de şudur. Ya bakın Serdar'ı konuştuk demin. Bir hoca, bir futbolcunun biraz moralini bozup da o futbolcuyu yok etmek istiyorsa adı kim olursa olsun başarıyorlar. Pereira'da iddia ediyorum bir hafta sonu Mesut'un en çok koşan futbolcu olduğu bir maçta antrenmanlarda koşmuyor diye Mesut'u medyada yerle bir ediyorlar. Peki hızlıca şöyle sorayım. Başakşehir'de başarılı olacağına inanıyor musunuz Mesut Özil? Ya bakın şimdi bir, demin onu söyledim. Başakşehir'in ortamı ne olacak ben bilemiyorum. Hı hı. İki, Mesut kendini futbola ne kadar verecek onu da bilemiyorum. Yani Kemal abiye şurada %100 katılıyorum. Bu transfer başarılı sonuçlar verdi mi? Haşa. Kesinlikle çok başarısız oldu. Mesut'a da yazık ettik. Ettik diyorum kendimi ben hala yapım gereği bu işin içinde gördüğüm için. Fenerbahçe'ye de yazık ettik. Ya bu kadar güzel bir aşk, çocukluk aşkı, o hayaller böyle bitmemeli, böyle yaşanmamalıydı. Hem Fenerbahçe hem de Mesut tarafından çok kötü yönetilmiş bir süreçti. Başarısız bir transferdi. Sana %100 katılıyorum. Ama bu Mesut'un kötü olduğu anlamına gelmemeli. Fenerbahçe'nin de bu kadar büyük bir futbolcunun peşinde koşmasını ben doğal karşılarım. Başka birileri olsaydı Mesut'un futbolculuğunu bırak. Sadece sosyal medyasından dünyanın parasını kazanıyor. Fenerbahçe'nin başkanı ne dedi? Ticareti biraz ikinci plana alacaksın futbol oynamak için dedi. Yani şimdi benim burada en büyük merakım Fenerbahçe'nin bu ay sonunda Yüksek Divan Kurulu toplantısı var. Orada bir divan kurulu üyesi çıkıp da yönetime, başkana soruyorum. Biz Mesut'ta kulüp olarak ne kadar zarar ettik? Bunu soracaklar. Ve belgeli istekte bulunacaklar. Bir şey daha rica edebilir miyim? Tabii. Bir de Mesut'un neden gönderdiklerini resmi bir şekilde açıklamalarını sorsunlar Kemal abi. Tamam. Ya bunu, gitti de kimse bir şey söylemiyor. Dedikodularla biz burada yorum yapamayız. Tamam, doğru. Eğer bir hatası varsa bilelim. Eğer bizim kulübümüze gidiyor sonuçta. Bir yanlış varsa onları da uyarmış olalım burada. Yani şeffafız diyoruz, kapatıyoruz şimdi, her şeyi. Para dahil. O bizim kulübümüze gidiyor dedin sen. Başakşehir'de bizim kulübümüz. Hayır, tabii canım herhalde. Ya o konuda ben konuşmayayım. Ben konuşunca iyi olmuyor o konularda. Zamanında konuştuk. Allah'a iyi olur. İyi olur. Peki, i̇yi olur. Mesut konusunda kalalım. Orayı konuşmaları bir... hep iyi olur. Allah'a bir şükürler olsun. Zamanında çok konuştuk. Özellikle Emre'nin Atletico Madrid'e gittikten sonra Fenerbahçe'ye dönüşü hakkında falan. Neyse boş ver. Şimdi burada en büyük mesele Fenerbahçe kaç para zarar etti? Yani çünkü 7 milyon euro alıyordu şeyden Mesut. Arsenal'da. Yani o paranın kaçta kaçını siz verdiniz de Arsenal aman abi al dedi. Sonra Mesut'a burada kaç para verdiniz? Şimdi giderken ne kadar verdiniz? Bunların hepsini ben çok merak ediyorum. Yani Fenerbahçe'deki özellikle Yüksek Divan Kurulu üyelerinin
bunu sorma hakkı vardır. Tabii sorabilirlerse. Ha bir de pardon, divan başkanı var biliyorsunuz Fenerbahçe'nin. Tuttu bir muhalefet kanalında. Şu anda iktidardaki parti ve dolayısıyla başkanı için neler söyledi? Bunu da sorabilecek misiniz acaba divan kurulu üyeleri? Ha? Ah! Ben o Yüksek Divan Kurulu'nda 2 sene genel sekreterlik yaptım. Neler sordum yönetime? Neler? Soracaksınız. Sormadan olmaz. Her şeyi yaparsanız felakete götürürsünüz kulübü. Uyaracaksınız, soracaksınız, eleştireceksiniz. Ama şöyle, öyle diye elinizde sağlam kanıtlar olacak. Yani bakalım, merak yüksek divan. Sendeki kanıtları o divan kurulu üyelerinden birilerine ver, o kanıtları verdim, da sorsun. Verdim Kemal abi. Verdim. Ben kimlere eldeki belgeleri vermedim ki? Rasim Ozan Kütahyalı'ya, Ahmet Çakır'a. Şimdi Dinamo Kiev maçının sonucuna göre divan kurulunun seyri de belki değişebilir. Şu kalemi bırak bakayım elinden. Ver eline. Şöyle kutlayacağım. Tebrik ederim. Ya biz sonuca göre biz hoca gönderildiğini duyduk. Futbolcu gönderildiğini duyduk. Ama divan kurulu da değişiyorsa bu bence çok büyük yanlış. Tabii sen... Şimdi sevgili Ezgi takımı biraz daha ön plana çıkarmak istiyor. Ben evet, onu anladım. Evet, birazdan kimince doğru. Takımı ön plana çıkarmak istiyor. Ben izin verirsen Kemal abiye bir şey sormak tabii istiyorum. Tabii ki, buyurun. Kemal abi, şimdi 25 tane futbolcu UEFA listesine aldı evet. Fenerbahçe. Ben de o 25 futbolcuyu sahada oynadıkları mevkilere göre şöyle yerleştirildim. Harikasın. He. Bir tablo yaptım. Şimdi bu tabloya bakıyorum. Dinamo Kiev maçına Fenerbahçe kalede Altay'la başlayacak. Herhalde. Sağ bek Osayi olacak. Sağ stoper Serdar, sol stoper Atilla Salahi, sol bek Ferdi Kadıoğlu. Tamam. Şimdi bir de Fenerbahçe'nin her mevkide yeteri kadar oyuncusu var. Yeteri kadarı ne demek? Şimdi daha fazla. Ben buraya fazla yedekleri de yazdım. Serdar Aziz veya Atilla Salahi, bunlardan Allah korusun biri kart görürse veya sakatlanırsa oyuna kim girecek? Onu da söyleyeyim mi? Heh. Novak. Peki sol Novak bek... kadroda yok. Hayır var. UEFA'da var. Peki Ferdi'ye bir şey olursa yerine kim girecek? Novak. Novak. Ya ikisine birden bir şey olursa ne olacak? Jorge Jesus girecek. Öyle mi? Tabii. Bunu sormak istemiştim size. Şimdi buradan nereye geleceğim? Sen Jesus'la başladın ya. Ya şimdi hepimiz bu kadroyla ilgili yorum yapıyoruz. Hadi biz televizyonda yorum yaparken zaten yöneticiler diyor ki bunlar taraflı yorum yapıyorlar. Yani ben taraflı olmamaya özen gösteriyorum da ama futbolcular da yorum yapıyor. Şimdi sen o takımda stopersin. UEFA listesine alınmamışsın ama antrenmanlara çıkıyorsun. Tisserand mesela. Örneğin ne düşünürsün? Hatta onu bıraktık ya. Sen santroforsun, bir bakıyorsun ya defansta 4 tane oyuncuyla oynuyorsun, orada 1 tane yedek var. Ne düşünürsün? Dersin ki ya bu listeyi kim yaptı? bu listeyi hoca yaptı derlerse ben hocanın hala büyük hoca olduğunu iddia ediyorum sonuna kadar. O baştaki açıklamalarına farklı yaklaşabilirim istiyorsam ama Ezgi istemiyor onu. sonra konuşuruz. Ya bunu bana hoca yaptı diye düşünürsem derim ki ya benim hocam büyük hoca. Nasıl böyle bir şey yapar? Diğer taraftan ya bunu birileri diyor ki ya hoca yapmadı, yönetim de tüyo verdi veya başkan. Benim hocam büyük hoca, o listeyi başkan yapıyor da hoca da bunu kabul ediyorsa o zaman benim hocam büyük hoca oluyor mu? Velhasıl orada bence bu defans hattı UEFA'ya gönderilirken çok iyi düşünülmemiş. Ama şöyle bir şansları daha var. Maçtan önce 2 kişiyi değiştirme hakları var. İnşallah 2 tane o maçlarda oynayabilecek transfer yaparlar da onları hazır transfer, oynayabilecek transfer onları oraya yazarlar.
veya eldeki futbolcularla bile onları... Kaç tane stoper var atılmış olan? Ama şimdi şöyle bir durum var. Onu da isterseniz konuşalım. Zira Fenerbahçe'nin transfer gündemine baktığımız zaman da yine bir orta saha oyuncusu João Pedro ile ilgilenildiğini görüyoruz. Hatta onunla ilgili de bir haberimiz var. Hazırsa arkadaşlarımızdan rica edelim. Onu da bir izleyelim. João Pedro'ya olan ilgisine dair bir haber Fenerbahçe'nin. Sonra devam edin. Aa, gelir o zaman. Ama orta saha. Ne olursa olsun Fener'de orta saha oyuncusu var mı ki? Orta saha oyuncusu var mı ki Fenerbahçe'de? Size öyle geliyor. Kemal abi, bu haberi şimdi bir kez daha izledim. Tüylerim ürperdi. Niye? Bu demin dedim ya, menajer kandırması. Tamamıyla bir menajer kandırması. Başka bir şey değil. Abi adam yediriyor. Sorun şu. Helal olsun abi yedirene. Fenerbahçe bunu doğrulamamış. Zaten onlar hiçbir şeyi yalanlamıyorlar. João Pedro bizim eski 10 numara tabir ettiğimiz futbolculardan biridir. Ya ofansif orta saha oyuncusu olarak oynar. Hatta son dönemde ikinci santrofor gibi oynayan bir yönü daha var. Şimdi sayıyorum. 10 numara konumunda Fenerbahçe'de oynayabilecek futbolcuları. Pelkas oynar. Yok canım. Zayt oynar. Allah Allah. İsmail Yüksek oynar. Oynuyor Mert da. Hakan oynar. İrfan Can oynar. Josue King oynar. Arda Güler oynar. Lincoln Henrique oynar. Etti 8. Bu 8 oyuncudan Joshua King'i ve Lincoln'u daha yeni transfer etmişsin. Senin elinde 8 tane o pozisyonda oynayacak oyuncu varken sen bir de Pedro'yu transfer eder misin? Ama ederim. Neden? Çünkü 11 tane olması lazım. Ya ondan. Kemal abi sen futbolu iyi. Peki forvete koyalım. Benim elimde Valencia varsa, Serdar Dursun varsa, Berisha varsa, Samata varsa, Thiago Çukur'u yeni transfer etmişsem, hatta ben Joshua King'i de ve Lincoln'u da orada oynatırım diyorsam, 7 tane santroforum varken ben Pedro'yu santrofor için transfer eder miyim? Edersin. Edersin. Niye? 4 tane eksik çünkü. Yani o yüzden bu ama klasik bu gazlara gelmeyelim. Bir oyuncu değil. Nasıl? João Pedro klasik bir santrfor diyemeyeceğimiz için muhtemelen alınırsa yerine yine bir santrfor bakılmaya da devam edilecek Fenerbahçe'de. Ya zaten şimdi bakın Fenerbahçe'yi detaylı bir şekilde analiz etmedik. Bir, şundan bizi izleyen herkes emin olsun. En çok sevdiğim takımın başarısı kadar Fenerbahçe'nin özellikle bu Şampiyonlar Ligi maçlarında bütün 3 turu da geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını çok istiyorum. Kendi takımım kim gibi. İstemez? Tabii ki. Türkiye'de futbolu ya. Şampiyonluğu oynayan o 4 büyük takımında sezonun son haftasına kadar çatır çatır o şampiyonluk mücadelesinde var olmasını, hak edenin şampiyon olmasını yürekten istiyorum. Fenerbahçe'de bunların içinde. Ama bütün bunları yaparken de bazı soru işaretleri de yok değil. Şimdi Fenerbahçe 4-2-3-1 oynuyor. Yani 3, o 3 dediğimiz sağ açık. Sol açık 10 numara değil mi? Şimdi 3 tane mevkiye Fenerbahçe'de bu sene Bruma transfer edildi. Lincoln transfer edildi. Joshua King transfer edildi. Emre Mor transfer edildi. 3 mevkiye 4 tane yeni transfer yaptın. Fenerbahçe'nin elindeki öteki oyuncuları demin saydım. 10 tane de elinde var ya. Senin Şampiyonlar Ligi'nde oynatacak yedek bir stoperin yokken... Sol bekin yokken veya senin de dediğin gibi Ezgi'nin dediği gibi bir santrofor daha alacak diye santroforun yokken o 3 mevkiye 4 tane yeni transfer. Abi yani ben bunu cevaplayamıyorum. Sen Fenerbahçe'yi iyi biliyorsun, sen aydınlat şimdi beni. Şöyle Ahmetciğim, aydınlatmak onu bir kenara koyalım da şimdi başkanı dahil Fenerbahçe'de eskiden meşin yuvarlak derdik. Şimdi değişti tabii. Meşin yuvarlakla alakası. Yuvarlaklığı duruyor da meşine meşinliği gitti. Ayağını değmiş kaç tane adam var acaba? Şimdi bak ben bunu her program, yani bu konu açıldığında her dönemde yazmışımdır. Gazetede burada da söylemişimdir. Ali Şen en çok eleştirdiğim başkanlardan biriydi.
ne yaptı ilk iş olarak yönetimi oluştururken? Selim Soydan'ı aldı yönetim kuruluna. Şimdi ama şu anki başkanı veya yönetimi ayağını topa değmemekle eleştiriyorsak, benim ayağını topa değmemiş örnek olarak sayabileceğim dünya kadar büyük başkan var. Ali, senin futbolculuğunu bilmiyorum. Bak, yok. Bak. Ama ne diyorum? O halde büyük bir başkanın ama illa futbolcu olması gerekiyor mu? Ben öyle bir şey demedim. Ayağını topa değmiş kaç yönetimini alacaksın. Anladım. Olmasın. O konuda katılıyorum sana. Selim Soydan'ı aldı. Selim Soydan ne yaptı? Beşiktaş altyapısı yetişiyor. Beşiktaş'ta oynayan Fenerbahçe'de 5 kupanın kazandığı sezonun sahafı falan filan. Ne yaptı? Gitti Uçe'yle Höge aldı. Hatta hiç unutmam, Alişen dedi ki, bunlar kim be dedi. Başka adam bulamadın mı dedi. Selim de dedi ki, başkan sen o alalım, oynatalım. Bedava. Göreceğiz dedi. Höge 3 sene sonra oynadı. Şampiyonluklar var. Bedava aldığı adamı 8 milyon dolara o zamanın parasıyla Chelsea'ye sattılar. Uçeyi de satacaklardı, ayağı kırıldı herifin. Büyük bir şanssızlık. Neden? Selim Soydan. Kemal abi, 3 tane değişik yönetici tipi var. Bunu Fenerbahçe için söylüyorum. Tabii ben hepsi için. Bakın, genel dünyanın her tarafı için geçer. Hepsi için söylüyorum. 1. Futbolu. Hem futbolu hem de yönetmeyi çok iyi bilen yönetici tipleri vardır. Onlar gelir, tamam, bir kulübü tek başına harika yönetir. Tabii. Bu birinci grup. Doğru. İkinci grup, futbolu da yönetimi de hiç bilmeyen ama bilmediğini kabul eden yöneticiler vardır. Tabii. Bunlarda hiçbir sorun yok. Onlar bilmediklerini bilirler. O yönetim kuruluna Selim Soydan gibi bilenleri tabii alırlar. Bitti. Onlara yönetirler. Burada da bir sorun yok. Tabii. Ama bir de üçüncü tip var. Hem futbolu yönetmeyi hiç bilmezler, hem de bildiğini düşünerek kendileri yönetmeye aynen kalkar. İşte sorunlar burada çıkıyor. Aynen işte. Bu üçüncü tipte çıkıyor. Üçüncü tipte aynen katılıyorum. Şu anda transfer yanlış mı yapılıyor, yanlış mı planlanıyor Fenerbahçe'de? Valla işte Ahmet gayet güzel isim olarak saydı arkayı. Yani Altay'ın önündeki dörtlüyü. Hı-hı. Yani herhalde yanlış. Hatta kadroda UEFA'ya bildirilmeyen kadroda kaç tane stoper var? 2 tane, 3 tane var galiba. Tisserand var, Lemos var, Kolker var. 3 tane. 3 tane stoper var. Kimince'ye de gidiyor. Hadi onu tamam, onu yok sayalım. Yok, sonra bambaşka bir şey. Şimdi biz bazı transferlerde şunu diyoruz. Evet, kulüp bu futbolcuyu verecek ama çok önemli bir maçı var. O maçta oynatacak, o maçtan sonra verecek. Acaba Kim Min-jae'yi de bu iki tane Dinamo Kiev maçında oynatabilir miydik? Biz bunu konuşmadık. Baştan benim söylemek istediğim şu. Sen dedin ya, Kim Min-jae'yi hemen veririm. Ben bu saatte Kim Min-jae'yi hayatta vermem. İyi yönetici şudur. Kim Min-jae'nin istendiğini daha sezon açılmadan biliyorduk hepimiz. Günümüzde en doğru kararı en kısa zamanda alan ve uygulayan çok başarılı yönetici oluyor veya hoca oluyor. O yüzden daha sezonu açmadan Kim Min-jae'ye derdim ki, Kim Min-jae, senin 20 milyona serbest kalma madden var. Seni de isteyenler var. Eğer sen gerçekten gitmeyi düşüneceksen gel bunu şimdiden konuşalım. Ben senin yerine sezonu daha antrenmanlara başlamadan senin kalitende birini almaya çalışayım. Yok, ben son güne kadar, ben şimdi düşün, Jesus'um. Dinamo Kiev maçında Kim Min-jae'yi oynatacağım diye 4 haftayı geçti. 15 Haziran'da sezonu açtı Fenerbahçe. Bugün 16 Temmuz. 4,5 hafta geçmiş. 4,5 hafta Kim Min-jae'yi oynatacağım hocam diye düşünüyorum. Aniden gidiyor futbol. Çok çok özür diliyorum. Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King açıklamalarda bulunuyor. Hemen dönelim. Okay. The team has welcomed me and the whole staff, the manager. Pele'yi izledik. 25 dakika sürdü. Vallahi billahi ya. Ya Pele ya Cruyff. Platini olabilir. Ama basın mensuplarının merak ettiği sorular. Ya bırak vardı. Allah aşkına ya. Şu oyuncuya yani 25 dakika ayrılır mı ya? Yapmayın Allah aşkına ya. Ben sakın sizin için söylemiyorum. Yok. Yani, anladık zaten. Oradaki muhabir arkadaşlara da yazık olmuş. Kim bu abi?
Nedir abi vukuatı futbol dünyasında? Beklentiniz düşük mü yani? Avrupa'nın iyi takımlarında oynamış Kemal abi. Ya olabilir. Norveç, kariyeri olan bir Norveç, oyuncu aslında. Norveç milli takım oyuncusu. Vay. Norveç milli takımında ya, iki tane dünya kupası falan vardır ha. İki Avrupa şampiyonası ya, falan. Kemal abi şimdi öyle veya böyle karar merciindeki insanlar ki bunların başında bir kulüp başkanı var. Bunların içinde yönetim kurulu var. Teknik direktör var. Dedik ya dünyanın iyi teknik direktörlerinden biri. Bunu Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine transfer etmişler. En azından sezon başı biz de olumlu bir yönde yaklaşalım. Sen yani yaklaş abi. Yaklaş, dikkat et, ayağını bir yerlere sürtme. Peki. Fenerbahçe ile ilgili bir iki cümle alayım. Son olarak ne söylemek istersiniz? Benim buradaki Fenerbahçe'de yani sezona giriliyor. Evet. İşte önce Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme maçı Kiev'le, Dinamo Kiev'le. Sonra tabii bizim lig başlayacak. Hı hı. Benim bu Fenerbahçe ile ilgili en büyük soru işaretim, sıkıntım acaba Arda ile İsmail nasıl harcanacak? Bu konuda bir endişeniz mi var? Çok, bir değil, çok endişem var. Şimdi ön libero alıyorsun, aldın değil mi? Evet. İsmail bravo. Kötü mü oynadı son 3 maçı? Bence çok iyi. Maçlarının en çok dikkat çeken İsmail gidecek. Ya şey, Arda zaten son 15 dakika o çoktan gitti bile bana göre. Ya sen iki tane böyle Türk oyuncu bulmuşsun kardeşim ya. Bu çocuklar kaç para alıyor acaba ya? Çıktıkları zaman oynadıkları oyun acaba sizi rahatsız etmiyor mu? Ulan biz bunları nasıl harcıyoruz? Evet. Onların yerine Joshua işte ne bileyim kimi alıyoruz. Ama daha harcanmadı ki bunlar ya. Kemal abi. Göreceğiz. Dur, İsmail oynamayı hak ederken hoca onu oynatmazsa işte senden çok ben eleştireceğim benim hocayı. Benim en çok korkum, en çok endişem Fenerbahçe ile ilgili bu iki oyuncu. Benim Arda ile ilgili düşüncemi biliyor. Evet. Kafayı karıştırdı. Jesus'un kafasını karıştırdı değil mi? Bence oynayacak. İnşallah. İsmail için de Kemal abiye de biraz ben yükleneyim. Kemal abi hazırlık maçları önemli değil diyordu. Tamam. Ama İsmail'in performansını önemsiyorsun. Hayır, ben İsmail... Demek ki hazırlık maçları çok önemliymiş. Hayır, ben İsmail'in performansını şöyle önemsiyorum. Ben önemsiyorum. Hayır, benim için hep çok önemli. Şöyle zaten önemsedim. Hazırlık maçı o bir kenara. Evet. Yer alışı. Oyun düşüncesi. Rakibi karşılaması. Topu alarak kullanışı. Hani Fenerbahçe bu maçları 5-0'da kaybetse benim bu görüşüm değişmezdi. Eğer İsmail böyle oynamaya o 5-0'lık maçta bile böyle oynayacaksa. Evet. Benim dediğim bu. İsmail böyle oynamaya devam etsin, bu takımda kalır, formada İnşallah. Bu. İnşallah. Peki, Fenerbahçe'yi noktalamış olalım bu şekilde ve Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray taraftarları da tabii ki heyecanla transferlerin yapılmasını bekliyor. Son gelen bilgi, Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur'un Avusturya kampında Okan Buruk ve Cenk Ergün'le bir araya geldikleri ve transferle ilgili gelişmeleri masaya yatırdıklarıyla ilgili. Haberimiz var konuyla ilgili. Hemen bir izleyelim, sonra devam edeceğiz. Galatasaray'da transfer çalışmalarıyla ilgili Avusturya'da bir zirve gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ... ...da taraftarlar sabırsızlanıyor, acaba kulüp geç mi kaldı transferler konusunda diye. Hocam ne dersiniz? Bence geç kaldı. Hem de çok geç kaldı. Hı hı. Tabii Galatasaray'da da konuşulan çok şey var. Yani bir, Galatasaray'ın şu anki durumunu kısaca özetleyeyim. Hı hı. Biz olumlu yaklaştığımızda bazen işte bu geç kalmanın veya bazı işleri istenildiği gibi yapamamanın bir sürü mazeretini, bahanesini konuşuyoruz. Bence Galatasaray'ın hiçbir mazereti, bahanesi yok. Bu yönetim aday olmadan önce kendilerini bekleyen sorunların hepsini bir bir biliyorlar. Bilmez olurlar mı ya? Hatta seçimlerden önce biz bütün hazırlıklarımızı da yaptık. Transfer dahil olmak üzere bütün planlarımızı yaptık. Mazbatayı aldığımız gün düğmeye basacağız dediler. Ama o düğmeye maalesef nedeni ne olursa olsun bir türlü basılamadı. Bu Galatasaray için çok ciddi bir kayıp. Olaya şöyle yaklaşıyorum. Bu sene temenni ediyorum şampiyon adayları 4'ten fazla olsun. İnşallah. Bu Türk futboluna renk katar ama 4 tane o bizim büyük dediğimiz şampiyon adayı takımın bu senenin özel konumundan dolayı
lige çok iyi başlaması lazım. Şimdi öteki takımları sayalım. İşte Beşiktaş diyoruz kadroyu tamamladı. Bir stoper eksik. Trabzon geçen senenin şampiyonu. Hocası zaten takımı geliştiren hoca. Hem oyunları var hem kadrosu iyi. Bir sağ stoper eksik. Fenerbahçe'yi şimdi konuştuk. Onlar da çok iyi bir hoca getirmişler. Bu sene en iddialı takımlardan biri. Çok geniş bir kadrosu var ama onların da transferleri eksik. Hı hı. Ama onlar sezonu Galatasaray'dan iki hafta önce açmış. Bu bile bir avantaj. Şimdi Okan Hoca geldi. Galatasaray'ın en doğru kararı. Sezon açılışı 4 Temmuz. Böyle bir planlama olur mu? Torrent nasıl böyle bir karar almış bir teknik adam olarak anlamak mümkün değil. Hemen Okan Hoca sezon hazırlıklarını öne çekti. Başladı, genç takımla başladı. Futbolcuların büyük bir kısmı plan, organizasyon olarak bile gelme imkanına sahip değiller. Milli oyuncular vardı. Şimdi bu kadar eksikle başladınız, büyük özveriyle çalışıyorsunuz. Yönetim o sözünü verdiği transferleri bir türlü yapamadı ki. Yapamadığı için de maalesef Galatasaray'ın şu an hem oyuncu eksiği çok hem de oyun eksiği çok. Oyuncu eksiği, Okan Hoca'nın konuşmaları, hepsini vazgeçtik. Şu an kısa olsun diye söylüyorum. Galatasaray'a bir sağ bek lazım. Galatasaray'a bir stoper lazım. Galatasaray'a bir tane ön libero lazım. Galatasaray'a bir tane santrofor lazım. En kötü ihtimalle Galatasaray'a 7 veya 11 oynayacak bir tane kanat oyuncusu lazım. Etti 5. Bunlar olmazsa olmaz. Hatta orta sahanın şu anki verimsizliğini görürsek oraya bir de ofansif yönü iyi olan bir orta saha bile gerekebilir. Ama 5 tane transferin yoksa Okan Hoca geniş bir kadroyla çalışıyor. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri o. Aynı sorun Fenerbahçe'de de var. 43 kişiyle sezon hazırlıklarına başladılar. Az. Okan Hoca da genç takımdan o kadar iyi niyetli ki 10 tane oyuncuyu kampa götürdü. Kendi de 17 yaşında oradan geldi ya. İşlerinde iyi biri varsa kaçırmayayım diye. Bu antrenmanlara da olumsuz yansıyor. O, yanılmıyorsam 33 kişi antrenmanlarda. Şimdi sen orada bir çift kişi, çift kale yapsan ya 11-12 kişi dışarıda kalıyor. Onları çift kaleye aldığında ötekilerini çıkarıyorsun. Oyun olarak da gelişme şansın bir, fazla sayıdan dolayı yok. İki, kaliteden dolayı yok. İki hazırlık maçında da Galatasaray'ın en büyük sorunu orta sahaydı. Geçen senenin kötü gitmesindeki en büyük sorun zaten orta saha olduğu için sen oraya transfer de yapmazsan, oraya bir tane değil 10 tane Okan Hoca alsan iki haftada bu sorunu çözemez. Önce o transferleri yapacaksın ki hoca o futbolcularla takımı sezon başına hazırlasın. Bence buradaki zaman limitleri doldu, geçti bile. En kısa zamanda 2-3 gün içinde bu eksiklerin tamamlanması lazım ki Galatasaray ligin ilk haftasında hem kondisyon oyun olarak hazır olsun. Yoksa geriden başlamanın dezavantajı Galatasaray'a çok pahalıya patlayabilir. Peki transfere ihtiyaç olduğu muhakkak ama mevcut oyuncuların bu kadar hazır olmaması normal mi? Az önce transfer gereken bölgeleri Ahmet Hoca saydı. Bütün oyuncular aslında yerine oyuncu bakıldığını biliyor. Acaba bu bir konsantrasyon eksikliği, bir motivasyon eksikliği de yaratıyor olabilir mi takımda? Bu kadar vallahi şimdi kötü bir görüntü verdi çünkü Galatasaray. Verdi. Şöyle bir kere abilerim var. Benden eski yorum yazan. Televizyona da arada bir çıkıp konuşan. Torrent miydi? Torrent. Ne büyük hoca dediler. Ben de dedim ki yapmayın Allah aşkına dedim. Galatasaray'ı felakete götürür bu herif dedim. Hatta bana bile bir iki tane dokundurdular yazılarında. Neyse sonuç ortada. Şimdi tabii sadece Torrent'e yüklenmeyelim. Şimdi ben buradan bana göre, benim ölçülerime göre yanılabilirim. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi hocası Fatih Hoca'dır. Ama Fatih Hocam sen bu Çikaldao muydu ne o? Çikaldao. Bir de Morutsan. Sen bunları nasıl aldın ya? Ya bu Hacı ile Popescu'nun dolmuşuna nasıl bindin ya? Nasıl bindin?
O Morutan mıdır neredeyse ne, kaleci oynatacaklardı ya. Sağa çık, mağa çık filan falan. Ya bilmiyorum yani. Yani Fatih Hocam'ın o son döneminden başlayan transfer hataları Torrent'le zaten yürüdü gitti. Yani ve şu anda Galatasaray takımı Ahmet 6 kişi saydı. Yani düşünebiliyor musun? Orta şu demin ki adam kimdi öpüşen başkanla? Oliveira yeni transferlerden. Yeni transfer. Onu mu söyledin? Ha birçok kişiyle öpüştüler. Ha Oliveira ne oynuyordu? Orta saha. Orta saha. Orta saha. Yani. Ha bizim paramız yok. Biz transfer yapamayız. Ha bir dakika. Param var başta seçilmeden önce söyledin. Hayır hayır dedin, peki, hayır, bir dakika başka bir şey söyleyeceğim Ahmetciğim. Param yok ben transfer yapamayacağım. Ekonomiye gidiyorum. Saygılar. Ama var en büyük limit sana tanınmış öyle mi benim bildiğim kadarıyla? 1,5 milyar. He. Sapma payıyla birlikte. Yani. O zaman senin bu işe bakış açın şu kadar dar. Ama bu kadar olmalı. Bu Galatasaray Kulübü abi. UEFA Kupası kazanmış. Süper Kupa kazanmış. Var mı başka Türkiye'de takım? Yani şöyle sen bugün dünyanın neresine gidersen git futbolla ilgili diyelim. Yani birebir sende tanıdıkları takım Galatasaray. Niye? UEFA kazanmış. Süper Kupa kazanmış. Sen Süper Kupa'da Real Madrid'i yenmişlerdi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet doğru. Yani şeyde UEFA Kupası'nda Arsenal finalde. Hayır hayır finalde Arsenal şeye kaldı yani Şampiyonlar Ligi grubundan çıktıktan sonra evet. Hiç yenilmeden şampiyon evet. Oldun abi. Yani ve senin 4 sene üstte şampiyon olup da işte o şampiyonlar aman UEFA Kupası falan. Orta sahana bak abi. Okan Suat Emre. Boy ortalaması 1,5 metre. Ama inanılmaz bir şey. Oynadıkları oyun. E ön tarafta 2 tane var şimdi Firari. Hele bir tanesi benim ölçülerime göre. Yine yanlış yapabilirim. Türkiye'de futbol devrimini yapan adamdır. Santrfor oynayan adam. Tartışacak adam arar. O devrimi onlar mı yaptı diyorsun Kemal abi? Futbolda yoksa bizde. Hayır hayır yoksa işte o futboldaki devrimi o bahsettiğimiz kişiler mi yaptı yoksa o kişileri bir araya getirip o takımı kuran ya, tamam. Onlara o oyun felsefesini aşılayan mı yaptı? Tamam. Yani teknik adam mı yaptı? Şimdi teknik adam da yaptı da o bir tanesi benim bahsettiğim adamı o zamanın Fenerbahçe başkanı Fenerbahçe'nin etkili gruplarından birine, başkanına soruyor. Diyor ki biz böyle böyle bir adamı diyor, Bursa'dan diyor. Almaya niyetliyiz ne dersin diyor. Oy var ya kongrede. O da diyor ki ya ondan diyor telefon direği bile olmaz diyor. Ha öyle mi diyor vazgeçiyorlar. Telefon direği oldu işte. Yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? He. Ocak ayı. Ocak ayında o bahsettiğin oyuncu... Florya'ya geldi. Galatasaray onu almadı Ocak ayında. Ben de orada antrenörüm. Evet öyleydin. O zamanın yöneticilerimizden birine dedim ki sezon sonu ne olur ne olmaz. Biz bunu boş bırakmayalım. O oyuncuyu başka kulüplere kaptırmamak için o yöneticimiz buradan bir adamını Bursa'ya göndertiyordu. Evinin önünde arabanın içinde nöbet tutturuyordu. Yurdaşan mı? Evet Yurdaşan abi. Nasıl biliyorum bak. Şeyde ve gönderdiği kişi de Ökkeş Polat'tı. Peki. Biz bu şekilde o transferleri yaptık. Onlara o oyun anlayışını böyle oturttuk. Ama işte sonuçta her şeyin çıkarı başka kişilere mal ediliyor. Mal ediliyor o falan. O futbolcular kadar oradaki yöneticilerin, hocaların da çok ciddi payı vardır. Popescu'ya karşı çıktı. Şimdi söylemeyeyim ismini. Adam Barcelona'nın takım kaptanını alıyorsun ya. Ya bir şey daha söyleyeceğim. Ya senin güvenmen gereken kişi Popescu'ysa Galatasaraylı bir kişi de onlara güvensin ya.
Yani Fatih Hoca'nın onlara güvenmesini, evet bütün yetki sorumluluk Fatih Hoca'dadır veya kulüp başkanındadır, kabul. Ama Hacı da ya hocam bu adam iyi futbolcu diyorsa hangimiz olsa güveniriz kendine. Niye kafa sallıyorsun, doğru söylüyor adam. Tamam, bir şey demedim. Yani şey, ben Okan Hoca'nın Galatasaray'da başka bir takımda nereye giderse gitsin, Fener'e, Beşiktaş'a, Trabzon'a da hani büyük takımlar, şampiyonluk oynayan takıma başarılı olmasını isterim. Çünkü Okan Hoca futbolculukta zaten malum da teknik adamlıkta Akhisar gibi, bugün kaçıncı ligde Akhisar? İkiye düştü. Daha da fena galiba bildiğim kadarıyla. Kupayı kazandı Akhisar'la. Geldi Başakşehir gibi seyircisi, medyada yeri olmayan bir takımı Türkiye Ligi şampiyonu yaptı. Öyle mi? Yani isterim çok Okan Hoca'nın başarılı olmasını. Ama dediğin deminki laf önemli. Okan Hoca elinden geleni yapıp işte çalışıp falan da yukarıda işi yönetenlerin de ona hocam al, hocam al demeleri lazım. Bir şeyler sunmaları hocaya lazım. Hocaya hem kadro vereceksin. İşte onu diyorum. Hem de zaman vereceksin. İşte bak, zaman da yok. Peki harcama limiti var. Marka adına elde edilen bir gelir var. Dört koldan devam ediyor. Cenk Ergün yapıyor. Görüşmeleri Erden Timur yapıyor. Dursun Özbek yapıyor. Neden bu transferler olmuyor acaba? Onlara sormak lazım. Onlara soracaksın bunu, yani, bize sor. Yani... Şimdi biz o konuları da çok konuşuyoruz. Ya bakın bir başka konu da şu. Yani şimdi bence... örneğin çok özür dilerim hocam. Biraz önce Fenerbahçe'de Joao Pedro'yu konuştuk. Uzun süre Galatasaray'ın gündeminde yer alan bir oyuncuydu. O tamamıyla menajerin işgüzarlığı. Bakın şu an onun Fenerbahçe ile konuşulmasının nedeni zaten o menajer. Dedim ya, İtalyanlar da biraz Kayserililerden ders almış gibi. Yani adam diyor ki ben Fenerbahçe ile Galatasaray'ı veya Beşiktaş'ı veya Trabzon'u kafa kafaya çarpıştırırım. İstediğim fiyatı, istediğim alırım. Sözleşmeyi alırım. Bizim kulüplerimizin bu tezgaha düşmemesi lazım. Bence biz biraz da sanki Galatasaray'a fazla yükleniyormuşuz gibi geliyor bana. Yani açık, bu benim hissiyatım. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili çok güzel olumlu şeyler konuştuk. Beşiktaş'ta öyle, Trabzon'da öyle. Galatasaray'a bakıyorum, son dönemde Kemal abi 3 tane konu konuşuldu. Bir tanesi, tersten başlayayım. Ömer'le Aytaç İdman'da işte çok verimli çalışmamışlar. Laubali çalışmamışlar. Türkiye'de gündem oldu. Kerem'le Fanaanolt İdman'da kavga etmişler. Evet, ha. Tartıştılar. Orada yumruk yumruğu olmasa da bir kavga var. Doğrudur. Bunu konuşmak da doğrudur. Ama bu kadar abartmanın da bir anlamı yok. Kerem'i de ayrı konuşmak lazım. Yine negatif bir olay. Üçüncüde de Cenk Ergün istifa etmiş. Hala bunu konuşuyorlar. Ya bakıyorsun Cenk Ergün'den açıklama geliyor. Yok diyor, ben istifa falan etmedim. Şu an benim bir görevim var. Galatasaraylı olarak bana düşen de bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek. Sorun varmış gibi hala biz bunu konuşuyoruz. Transferlerin yapılmamasını da buna bağlıyoruz. Diyoruz ki ya bu yönetim seçimden önce dedi ki Cenk Ergün benim sportif direktörüm. Bütün transferleri o yapacak. Şimdi de futbol şubesini Galatasaray Sportif AŞ'de başkan yardımcısı konumundaki Erden Timur şubenin başında olduğu için, şubeden sorumlu yönetici olduğu için pazarlıkları o yapıyormuş. O yüzden Cenk Ergün küsmüş. Ya böyle bir şey yokken bunu bu kadar abartarak sorunları buraya bağlamak hep Galatasaray'a biraz fazla negatif baktığımızı düşündürttü bana. Bu konuda da haksızlık yapmayalım. Ne güzel dedik. Okan Hoca iyi bir hoca. Okan Hoca'nın ekibi iyi bir ekip. Bu yöneticiler geç gelmesine rağmen onlara bir kadro verseler, bunlar yine şampiyonluğu oynayacak diye bizim öteki takımlara verdiğimiz desteğin fazlasını değil, aynı miktarını Galatasaray'a da sağlamamız lazım diye ben düşünüyorum. Bu konuda Galatasaray'a biraz haksızlık yapıldı. Sen bunun sebebini biliyor musun? Ben sen tahmin söyle. Ediyorum. Tahminini söyle. Yok, söyleyemem. Hayır, ben bunu söylediğim zaman şimdi yanlış ben, anlaşılacağım. Şimdi onun ben bunun seni söylemeni istedim. Hayır, ben şimdi bu tahminim. Yani iki kere iki değil. Tahminim bu.
bütün medya zan altında kalır. Kemal abi, sen doğruları söyleyen birisin. Onu söyleyeyim. O söylüyorum işte. Onu söylüyorum. Şu anda medyada, medya derken spor medyasından bahsediyorum tabii. Şu anda medyada bir gün dahi Fenerbahçe manşetten düşmez. Bunu bilin. Ya Fenerbahçe düşmesin, kabul. Ama diğer taraftan da birine haksızlık yaparcasına bu kadar kötü yüklenmeyelim. Öyle. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Abi bak. Bakın, bu üç konunun dışında Galatasaray'dan manşet olan başka bir haber var mı? Yok. Yani şu an bile başkan orada. Erden Timur orada. Cenk Ergün orada. Ayhan Akman oraya gitmiş. Uğur Yıldız orada. O beşliği demin gördük. Ya bunlar niye oraya gider? Hava alıyorlar. Herhalde tatil yapmak için tabii, değil. Hayır, Kemal abi. Transferleri konuşmak Avusturya. İçin oraya gider. Avusturya'da hava galiba. Transferleri konuşmak için oraya giderler. Onlar işte Galatasaray yönetimi kampa gitti, transferleri konuşuyorlar, planlıyorlar, yapacaklar diye camiaya biraz böyle moral olacak bazı haberleri yapmaktansa biz hala o aradaki uyumsuzluktan bahsediyoruz. Oradaki konu da şu. Yani Galatasaray'da kesinlikle bir Galatasaraylık ruhu, anlayışı vardır. O anlayış der ki Galatasaray'da görev alınmaz, verilir. Kulüp başkana bir görev vermiş. Erden Timur'a bir görev vermiş. Cenk Ergün'e bir görev vermiş. İyi Galatasaraylılara düşen de o verilen görevi en iyi şekilde yapmaktır. Tabii. Bunlar bunu yapmaya çalışırken vay, onlar birbirinin görevini başkasına verdiler. Bunlar kesin kendi aralarında anlaşamazlar diye biri rüyasında böyle bir rüya görüyor. Bunu haber yapıyor. Bütün Türkiye'de inanıyor ya. Çok da abartmayalım. Yani Cenk Ergün çok net bir şekilde daha öncesi ne olursa olsun Galatasaray'da kendisine verilen görevi en iyi şekilde yapma çabası, uğraşı içinde olduğunu açık açık beyan etti. Biri bunu söylerken ben buradan yok Cenk Ergün sen doğruyu düşünmüyorsun diye bu ısrar etmemin bir anlamı sadece yok. Sadece Galatasaray taraftarları da şimdi artık 3 haftalık bir süre kaldı. Hani diğer 5 takımlar, Ağustos kaç? 5 Ağustos. 5 Ağustos'ta başlayacak. Yani diğer takımlar daha fazla nokta atışı takviye yaparken Galatasaray'ın bu konuda geç kalmasına dair bizzat Galatasaray taraftarlarının bir serzenişi de var. Haklılar. Haklı. Bundan dolayı biz de eleştiriyoruz. Bakın evet. Bu transferler çoktan olmalıydı. Tabii. Torrent bile bir hafta önce gitmeliydi. Tabii. Yani bu derece ben olsaydım daha seçilmeden önce bile Torrent'le kendim konuşmasam bile en azından Burak Elmas Başkan'a veya onu buraya getiren kişilere, Galatasaray'da yöneticiler arası böyle bir ilişki vardır ya başkanım. Yani biz seçilirsek Torrent'le çalışmayı düşünmüyoruz. Daha seçimlerden önce lütfen onu bir yoklar mısın? Yani sonuçta bir hafta beklediler. Adam indirim bile yapmadan aynı parayı verdiler ona. Hayır, Burak koymadı galiba değil mi adaylığını? Koymadı. Koysan bile sen göndermen lazım herkesten evvel. Ya en azından bu organizasyonu yapma konusunda ondan destek alınabilirdi. Hayır tamam, seninki de doğru da yani ola ki tekrar koydun seçildin. Seni daha hemen o anda göndereceksin. Tonet neymiş ya? Büyük otoriteler yazıyorlardı işte Torrent filan. Fatih Terim'e gıcık yapıyorlardı filan. Yok. Ay. Nerede şimdi Torrent? Baştan yanlış yapıldı. Boşta. Aa. Bak, boşta bak. Diye biliyorum ben. Bu arada bir yerle anlaştıysa da arkadaşlarım düzeltsin beni. Ya şimdi ben ama zannetmiyorum. Ben espri yapmayayım. Kemal abi yapar diye bekledim ama. Ezgi. Galatasaray'dan. Kemal abi Galatasaray'dan. Boşta diyorsun ya koskoca Torrent için. Pardon. Ya, kusura bakmayın. Neyse ben espri yapmayayım. Galatasaray almadı o paraları ama ya senin de işte yakın zamanda cebine 1-1,5 milyon euro gireceğini bilsen ya gideyim şu paraların bir kısmını baştan tatilde harcayayım diye düşünüyor olabilirsin ya. Çünkü çok yoruldum burada Kemal abi. Yani geldin böyle bu kadar harika işler yaptın. Galatasaray'ı çok başarılı kıldın. Yani biraz dinlenmeye ihtiyacın olabilir. Avrupa'da güzel değerlenir ama. Öyle mi? O para. Peki.
Şimdi bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım. Bu akşam Trabzonspor Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Slovaçko ile karşılaşacak değerli izleyenler. Saat 19'da başlayacak o mücadele ve Alspor'dan da naklen ekranlarınıza gelecek. Tüh, o biz mi yayınlıyoruz? Evet. Neden? 6.30'da kadınların voleybol maçı var, yarı final İtalya ile. Evet, o da var. Ama futbol severleri, Trabzonspor taraftarlarını tabii ki Aspor ekranlarına bekliyoruz. Trabzonspor'da nokta atışı takviyeler yaptı. Bir stoper arayışı var şimdi ama mutlaka hazır bir görüntü Trabzon, veriyor. Trabzon ilk maçını izledim. Evet. Yorumlayabiliriz. Böyle bazen maçlar çakışınca Kemal abi ben kayıt düğmesine basıyorum. Bu arada İstediğini voleybol maçının saati farklı olabilir. Şimdi 18.30. 18.30. Hemen uygun zamanda izliyorum. Hatta başka kanallarda böyle hiç kaydetmeden geriye gidip tekrar izleme şansım da var. Bozulmuyor mu televizyon öyle yapınca? Yok. Teknoloji nelere kadir? Ben hiçbirine kadir değilim abi o teknolojinin. faydalanmak lazım tabii. Trabzon peki. İlk maçtan bahsedeyim. Hocam süremizin sonuna geldik. Öyle mi? Evet. Kötü başladılar ama şunu gösterdi en azından. Trabzon'un iyi bir kadrosu var. Evet. Tabii. İstediği bir oyun var. Kötü oynadığı oyunda bile ben nasıl olsa biliyorum güveniyle çıkıyor. Sağ taraftan bir orta geliyor. Vitor Hugo kafayı çakıyor. 1-0 öndesin. Yani evet, iki tane ön kenar oyuncu. Yani bu onların en büyük avantajı. İki tane ön kenar oyuncusu bir kere çok iyi Trabzon. Trezeguet'den bahsediyorum. Visca zaten malum. Şimdi o maçı izleyelim. Üzerine tabii daha sağlıklı değerlendirmeler de yapabiliriz. Tüm futbol severleri ekran başına bekliyoruz. Saat 19'da Trabzonspor'un hazır maçı. Ben o zaman için. bir oraya gidiyorum. Nasıl isterseniz. Çok teşekkürler. O maçı izleyelim. Üzerine tabii daha sağlıklı değerlendirmeler de yapabiliriz. Tüm futbol severleri ekran başına bekliyoruz. Saat 19'da Trabzonspor'un hazır maçı. Ben o zaman için. bir oraya gidiyorum. Nasıl isterseniz. Çok teşekkürler. Kemal Bergin, Ahmet Akcan. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşça kalın.